bu parçalardan ben de güzel bir kese yapacağım şimdi. Onu da şimdi tam hasat zamanı. Kuşburnu toplarsın, böğürtlen toplarsın, ahlat toplarsın, kızılcık toplarsın. Daha dağ meyvelerinden bir sürü yaban mersini gibi bir sürü şeyler toplayabilirsin. Şimdi ondan bir tane kese yapacağım kendime. Hem uzun zaman saklayabilir, hem de güzel görüntüsü var. Hem de çöp değil, değerlendirdiğim bir şey. O kullandığımız poşet bile sonuçta tabiatın içindeki ham malzemeyi sentetiğe dönüştürerek, içine bazı şeyler katarak bize getirilen bir malzeme. Sonuçta o da tabiattan gelen ama tabiata zarar verdiğimiz bir parça. Hepsini iyi değerlendiremiyoruz da. Bu öyle değil. Bunlar da çıkardığımız, Faysal'la çıkardığımız, hatta Faysal'ın da bir arkadaşı var, deri işleriyle ilgileniyor. Sırımlar. Ondan da aldığı birkaç parça var. Bunları bir şekilde değerlendiririz dedik. Sırımlar da şöyle dursun. Şöyle koyalım. Bundan ne olur bir planlayalım. Aklımda bir şey var tabii ki ama bu deri parçasını da fazla hırpalamadan en verimli şekilde nasıl kullanabilirim ona bakacağım. O kadar güzel ki. Çok güzel işlenmiş. Çan seslerini duyuyor musunuz? Hayvan gezmiyor. Hayvan otluyor. Kafasını eğip kaldırırken, etraftaki tehlikeli unsurlara bakarken, arkadaşını ararken çıkardığı ses onlar. Bu sesin ahengine göre çoban uzakta da olsa hayvanın müşkül durumda olup olmadığını anlayabiliyor. Şu size şimdi anons verirken yukarıda beni dinleyen mi desem, yem için arkadaşlarına haber veren mi desem, yavrularını çağıran mı desem, küçücük bir kuş o kadar güzel ses çıkarıyor ki, o kadar sade bir sesi var ki, o kadar huzur verici ki, insan hiçbir şey konuşmasa bile, birine bir şey söylemese bile birçok şey öğrenip aktarabiliyor aslında duyularıyla. Aldığı o güzel enerjiyi başka tarafa da geçirebiliyor. İşte doğanın gücünün bir parçası da bu. Şöyle bir kese olacak. İki tane düz yukarı doğru ovalleşen iki parça keseceğim. Şöyle. Bu şeritte o iki parçanın etrafını saracak. Yani şöyle karşılıklı duracak iki parçanın kenarını şerit gibi şu genişlikte buralardan dikeceğim. Bir tarafın bir ucunu buradan, bir ucunu buradan, iki tarafı karşılıklı birleştireceğim. Ağzını da torba gibi büzeceğim. Sonra bir kapak yapacağım. Sırım kullanarak da birbirine sıkıştırma sistem yapacağım buraya. Şu kafayı da düzeltelim. Bunlar hep göz kararı. Yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu kalıptan, bu bir kalıp oldu aynı zamanda. Bir tane daha çıkaracağım. Karşılıklı birbirini ötecek şekilde eşit ölçüde olmalı. Onun ölçüsünü almak, ilkini yapmak zor da ikincisinin ölçüsünü almak daha kolay. Normalde bunu şablonla yapmanız lazım. Bir kağıt üzerinde çizip, eşitleyip, dengeleyip ondan sonra kesmek gerekir. Burada öyle imkan olmayınca biz de elimizdekilere göre yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şunu buraya sığdırabilir miyim? Sığmıyor. Şöyle sığar mı? Böyle de sığmadı. Böyle de sığmaz. Buna uygun. Başka bir yer bulacağız. Yan tarafa geçelim artık. Evet.
iki tane eşit parçada oldu. Şimdi diğer parçalara bakalım. Doğa aynı zamanda kanaatkar olmayı, azla idare edebilmeyi de öğretiyor. Bunun için doğada olan insanın av yapması, yani yanında barındırdığı hayvanın etinden, sütünden, derisinden, kemiğinden faydalandığı ona yetiyordur. Onun daha fazla isteyeceği bir şey yoktur ki. Çünkü tabiat ona daha fazla vermeyi değil, onunla birlikte nasıl azla idare edebilmeyi öğretiyor insana. Tabiatta paranın geçerli olduğu bir durum yok aslında. Bir canlının, bir insanın etrafında 40 bin canlı türü var yaşayabilmesi için. Böyle bilimsel açıklaması var, doğru. Ama bizim gözle görebildiğimiz, besleyebileceğimiz görünen unsurlar var. Hayvanlarımız olsa, bitkilerimiz olsa, tohumlarımız olsa, onları eksek bitsek bizim için herhangi bir kriz söz konusu olur mu? Olmaz. Şimdi bakın bu parçaya üstte şerit kemerlik olsun diye bunu kemere takabilmek için şu pozisyonda. Daha sonra iki taraflı birbirine bağlandığı vakit bu belde asılı kalacak. Buralarından delik açacağım, yuvarlak bir şekilde ağzı torba gibi büzgülü olacak. Bunun üstüne de bir kapak yapacağım. Kapakla birlikte, bakın kapak da buraya geçecek. Şöyle. Bununla birlikte kemerle beraber buraya bağlayacağım. Kapak da burada olacak. Şuraya bir delik açıp kapağın üstüne bir düğme gibi bir şey yapıp bunun içerisine de içerisinden de şöyle bir deri geçirip sırım. Karşı tarafta ön tarafa yapacağım düzeneğin içerisine de o girecek. Açılıp kapanması kolay olacak. Yaptıkça kolaylayacağız. Aklımdakini daha net anlatıp gösterebilmek için size uygulayarak gidiyorum. Kafanız karışmasın diye. Burayı yapıştırdım. Buraya reçine kullanarak tutturabilirsiniz. Ya da işte sentetik yapıştırıcılar var. Ben sentetik pek şey yapmıyorum ama mecbur kaldığınız zaman uygulayabilirsiniz. Deri yapıştırıcıları var. Onları kullanabilirsiniz. Ama reçineyle de orayı tutturabilirsiniz. Önce şu alt tarafı dikeceğim. Dikebilmek için de bakın. Bir çatalı. Şöyle 4 tane sivri ucu olan çatalı. Uçlarını iyice eğeyle sivrileştirerek bir ölçü birimi yaptım. Bunu deleceğim yerlere işaret koyuyorum ki düzgün gözüksün diye o delikler. Şimdi buradan bakıyorum eşit. Kaç? 4 parça buraya. Sonra bunu buraya yerleştiriyorum. 6. Önce bir şunu yapalım. Bakın tam orta nokta. Buraya işareti koyduk. Sonra tekrar onu buraya yerleştiriyorum. Bu da oldu. Aynı şeyi bu tarafa yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 delik. Dört gitti. Tekrar birbirine yerleştirelim şöyle aralara. Beş. Şimdi bunları karşıda birleştireceğiz. Kaç oluyor? 4, 6. Şuradan başlayalım. Şimdi bunu bizle şöyle karşıdan geçti. Tam da bu bölgede fındık hasat zamanı. İnsanlar köpekleri bir şekilde idare ediyor ama domuzlar yine onun da yolunu bulmuş. Gece vakti de olsa, gündüz vakti de olsa gelip o fındık hasatından bir miktar kaldırıp götürüyor da. Payını alıyor, hatta payından fazlasını alıyor diyebilir köylülere sorsanız. Onlar da tedbir olsun diye silah atmak yasak. Silah sesi çıkaran patpatlar, tüple patlayan, bakın o sesler oradan geliyor. Domuzları kaçırmak için. Burada bu daha yeni.
Ama domuzlar eminim kısa süre sonra onun da gerçek olmadığını anlayacak. Kendine bir yol bulup yeniden o fındıklara ulaşacak. En iyi çözüm bence eski çözüm, eski yöntem. İnsanlar doğada yaşayacak, güçlü olacak. Yanlarındaki beslediği köpekleri de, hayvanları da onlarla birlikte hayatını sürdürecek. Evet, bu da burada. Bu bitti. Şu işime yarayacak olan malzemeyi yaparken bile bütün duyularım o kadar iyi çalışıyor ki, o incecik işlerle bıçakla bir şekle dönüştürmek o deri parçasını ya da biz de delip içinden iğneyi, ipliği geçirdiğimiz içinden o ipliği dolaştırıp bir araya getirmek, o parçaları tutuşturmak, iliştirmek. Ondan sonra onun biterken bir şekle dönüştüğünü görmek. Bu aynı zamanda bir şeyleri yapabildiğinizi, kendi yeteneklerinize olan güveninizin de geliştiği bir ortam sunuyor size doğa bunda. Bunu kimisi annesinden, babasından, dedesinden görüp öğrenir. Kimisi de hayal gücü zengindir. Gördüğü herhangi bir şeyi benzeterek onu uygulayabilir. Ama her insan bunu yapabilecek yetiye sahip. Bunu kullanabileceğimiz, uygulayabileceğimiz en iyi alan da açık alan. Yani tabiat, doğa. Buraya bir tane delik deleceğiz. Ondan sonra onun üzerine şu kösele parçalarından, bakın şu yuvarlaklardan. Şunu dikeceğim buraya. Onu bir işaretleyeyim, deleyim. Bunu şimdi buradan çektiğim zaman şöyle. Bu da bunun kafasına geçtiğinde aşağıdan çekersin. Çok güzel sıkışır düğüm. İşte bu da bunun kapağı oldu. İşte böyle. Şimdi ağzının torba kısmı kaldı, büzgü kısmı. O büzgüyü de yapalım. Şuralara delik açacağım, yerini belirleyeceğim. O kadar. Torba bitti. Buradan ağzını büzeriz. Şöyle de iki tane, bir tane de boncuk, ahşaptan boncuk yaptık mı? Buraya bunu sıkıştırdık mı? Fıstık. Bunu bunun altına alırız ondan sonra. Şöyle. Bu da bunun üzerine gelir. Buradan kapağı şuradan çektiniz mi? Oturur. Şunların da boyunu biraz kısaltalım. Evet, artık böğürtlen veya kuşburnu toplamaya gidebiliriz.